Bu videoyu hazırlarken çok fazla tehditvari söylemler aldım. Çünkü şu an ekranda da gördüğünüz gibi ortada bir algı var ve bu algının kırılmasını istemiyorlar. Bu algı onların aleyhine oluyor ve benim bu kadar ayrıntılı bu kadar her şeyi gösteren bir video yapmam onların haksızken haklı duruma geçmesine engel oluyor. Ben daha çok ne doğruysa onu anlatmayı tercih ettiğim kendi doğrularım üzerinden gittiğim için ne biliyorsam anlatmayı tercih ettim. Bu yüzden çok fazla tehdit edildim. Çok fazla küfürvari içerikler duydum. Bu tarz insanların ne dediklerine pek fazla takılmıyorum. Tehdit edebilirler, küfür hakaret edebilirler ama umurumda değil. Ben doğru olanı yapmaya devam edeceğim. Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmaya devam edeceğim. Burada sizlerle içerik paylaşacağım. Şimdi videoya geçelim. <laughs> Bugün Helium'da ülkelerin ne kadar cihazları banlı ve Türkiye'de dönen algı operasyonundan bahsedeceğim. Evet şu anda Türkiye'de çok büyük bir algı operasyonu dönüyor. Bu neden yapılıyor vesaire hepsini kanıtlarıyla çok güzel bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi dünyadaki yasaklanan cihazlara gelelim. Cihazların yüzde kaçı banlı? Dedikleri gibi Türkiye'de haksız bir yasaklama mı var? Ve dedikleri gibi Helium ekibini Türkiye'ye mi çektik? Bunların hepsine çok güzel bir cevap olacak bu video. O yüzden bu videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyin. Bu videonun içerisinde her şey ayrıntılarıyla mevcut. Şimdi ilk başta geldiğimizde Amerika var birinci sırada. Burası sıralama değil karma olarak çıkıyor haberiniz olsun. Ben şimdi hepsini size anlatacağım. Amerika'da 371 bin cihaz var. 15 bini banlı. Amerika'da ban oranı çok düşük. Gördüğünüz gibi %4'ü banlı. %54'ü de online. Büyük ihtimal da fişi vesaire takılı değil. Çünkü şu anda gelir cinsinden baktığınızda USDT cinsinden baktığınızda çok düşük bir gelir olduğu için çoğu fiş çekmiş durumda olabilir. İkinci sıraya geldiğimizde Çin var. Bu Çin'de yasaklama neden çok üst düzeyde? Çünkü biliyorsunuz ki Çin'de çok fazla hile dönüyor. Farm dönüyor, PF dönüyor ve bunların hepsi genelde Çin'de yuvalanmış durumda. Ve size şöyle bir detay da vereyim. Çin'deki cihazların çoğu Çin'de değil. Bunu videonun sonunda göstereceğim. Yani bu Çinlerin içinde aslında çok fazla da Türk kullanıcı var. O yüzden Çin'in yasaklama oranı belli belli bir miktar yukarıda. Çünkü hem Çin'de cihaza ulaşım daha kolay. Fabrikalar orada olduğu için cihazları daha kolay daha uygun ulaşabiliyorlar. Hem ulaştıklarında da hile gibi yöntemler kullanıyorlar. O yüzden Çin'deki çoğu cihazda yasaklı zaten Çin'deki çoğu cihazın konumu doğru bile değil. Bunu girip haritadan da bakabiliriz. Daha sonrasında geldiğimizde Almanya'da durum %8. Ama burada en çok merak edilen durum Türkiye. Gördüğünüz gibi %30 yasaklı var. Burada 27.000'in 8.000'i. E. Buna çok güzel değineceğiz birazdan. İşte burada insanlar diyor ki Türkiye'de cihazlar haksız banlanıyor. İşte Helium ekibini Türkiye'ye çektiniz. O kadar boşa şikayet oluşturdunuz vesaire. Bu durum kesinlikle böyle işlemiyor. Bunu neden böyle söylüyorlar? Çünkü zamanında arkadaşlar şu an ekranda da görüyorsunuz. PF yapın denildi. İşte PF yapın banlanmazsınız. Farm kuralım daha fazla kazanalım. Amorti edelim gibi insanlar teşvik edildi. 300 metre kuralı diye bir şey konuşuldu. Aslında 300 metre kuralı diye bir şey yok. Helium'un istediği 5-15 metre. O dönemde çok popüler olan bir YouTuber içerik üreticisi de cihazlarınızı 300 metre kaydırabilirsiniz. Şu an bulunduğunuz Hex'teyseniz Can Hex'te vesaire kaydırın deyip Yanlış bilgiler sunuldu piyasaya. Bununla birlikte birçok kişi hem konumunu kaydırdı hem de bazı gruplarda dönen reklam işte şu an ekranda da görüyorsunuz zaten. Benim PF grubuma gelin. Çok fazla kazanacağız zaten. Her ne gibi yasaklayamaz vesaire dediği için çok fazla da bir kitle hileye teşvik edildi ve katıldı. O yüzden cihazların çoğunun banlı olması çok normal. Bu arada burada bir parantez açayım. Zamanında ben de Helium gelirlerinin düştüğü için ümidim kesip PF'ye başvurdum. Bunu zaten hiçbir zaman inkar etmiyorum. Sonra bunun yanlış olduğunu fark edip hatanın neresinden dönersem döneyim kardır diyerek bu düşünceden vazgeçtim. Ve şu anda benim de 3 tane cihazım banlı. O yüzden çarkın nasıl işlediğini biliyorum. Explorer ve artısına baktığımda kim PF yapıyor kim farm yapıyor kim ne yapıyor çok iyi anlayabiliyorum çünkü ben de bu sistemin içerisinden geldim o yüzden her şeyi çok detaylı çok ince ayrıntısına kadar bu videoda göstereceğim şimdi baktığımızda dediğim gibi Türkiye'de 27 bin cihaz var toplamda 8500'ü banlı yüzde 30'una tekabül ediyor Peki dedikleri gibi sadece Türkiye banlanıyorsa göz artık Türkiye olduysa burada İspanya var İspanya'da neden yüzde 20 ban oranı var Altında İtalya var. İtalya'da neden %23 ban oranı var? Şöyle bir şey var. İspanya'da ve İtalya'da bizim olduğu kadar konum kaydırma, PF reklam vesaire olduğunu sanmıyorum. Buna rağmen %10 bir fark var. Yani aslında bu çok çok normal olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi %30 %20, %23. Bizim gruplarda dönen konuşmaları biliyorsunuz. Zammı garanti ettiklerini biliyorsunuz. Bunların hepsi zaten şu an ekranda da olacaktır fotoğraf olarak. O yüzden burada gördüğünüz gibi ayrımcılık ve şuraya önem verelim gibi bir durum yok. Gördüğünüz gibi İspanya %20 denilisti var. İtalya %23. Türkiye %30. Bunun da nedenlerine dediğim gibi geldik ve geleceğiz de. İkinci sayfaya geçiyorum. Burada gördüğünüz gibi diğer ülkeler var. Burada Fransa var %34. Fransa'da da çok büyük yasaklama oranı var. 10.000'de 3.000. Bizim Türkiye'de neden cihaz daha fazla? Çünkü biliyorsunuz ki bir sürü cihaz alınıyor, farmı ilave ediliyor ya da PF'ye ilave ediliyor ya da gerçekten çok büyük bir kullanıcı var. Yani bugün baktığınızda marketi kasabı bile artık halimı duymuş durumda ve artık bu korona döneminde ekstra gelir elde etmek için o ilk patladığı dönemde neredeyse sokaktan geçen herkes anten kurmuş durumda. Ve genelde de anten kuranlar bir tane, iki tane kurmuyor. Onlarca, yüzlerce cihaz kuranlar var. O yüzden bizdeki sayıların yüksek olması bundan kaynaklı. Bir de hileciler de son o dönemde hep cihaz alıp cihaz alıp hileye dahil ettikleri için daha fazla bir cihaz durumumuz söz konusu. Diğer ülkelere geldiğimizde devam ettiğimizde burada dediğim gibi Fransa %35'lik bir band durumu var. Aşağı indiğimizde Polonya'da, Avustralya'da, Meksika'da %10, %15 bu şekilde ilerliyor. Bunlar zaten bundan sonrasına bakmayın pek bir önem yok. Çünkü Bundan sonra cihaz sayıları cidden çok düşmeye başlıyor. Yani burada anlayacağınız bizlik bir durum yok. Bu genel dünya çapında bir şey ve dünya çapında da yasaklamalar var. Ya yani burada vatan millet Sakarya gibi Türkiye'yi savunalım vesaire diyenler o gün o dönemde işte gelin PF yapalım deyip insanları buna çekip şimdi insanların yüzüne bakacak hali olmayıp ortalığı karıştırmaya çalışanlar vatan duygusuyla haksızlığını haklı duruma getirmeye çalışan insanlar. Buna çok dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi haritaya geçelim. Kanıtlarıyla birlikte bu 8500 cihaz bunun ne kadarı haklı yere banlandı haritaya bir bakalım inceleyelim burada da çok güzel çok ayrıntılı içeriklerim var Evet şimdi geldik burada dediğim gibi ayrıntılı bir şekilde genel olarak hızlı bir şekilde cihazları ele alacağım ben birkaç tane not aldım burada Burada sizden ricam bu algı operasyonuna katılmayın. Burada neyin ne olduğunu göreceksiniz. Ve bu kişilerin gruplarından da çıkıp kendilerini itibar etmeyin. Çünkü bunların niyetleri kötü niyetliler. Şimdi geçtik burada burada ben bir tane hemen bir hazırladım dün gece bunun için çok uğraştım burada bir tane ilk başta cihazımız var linkimiz var direkt ben size hepsini ayrıntılı bir şekilde göstereceğim Yapıştırın buraya bir açılsın bir kendine gelsin hepsini detaylı bir şekilde şimdi inceleyeceğiz. Şimdi geldik ilk cihazımıza ilk cihazımız bakalım neymiş yanlarına da yazmıştım cihaz ve cüzdan demişim bu cihaz arkadaşlar farm yapıyor ve konum gördüğünüz gibi konuma bakın yani burada cihaz olması sizce mümkün mü? Burada elektrik ve internet bile olduğunu düşünmüyorum ben ve yerleşime bakın şöyle bir yerleşim var ve bu cihaza tıkladığımızda gördüğümüz gibi şuradan bir pf büyük ihtimal çünkü a, buraları geçemezsiniz yani bu coğrafi olarak mümkün değil. Buraya geldiğimizde detaylarına gelelim. Burada gördüğünüz gibi geldim detaylarına bakıyorum bakıyorum 7 dbi 87 17 dbi 6 dbi 7.2 5.2 1.8 dbm dbi 6 dbi 5 dbi 7 dbi invalid neden invalid rsi to height. neden çünkü farm yapıyor gördüğünüz gibi 21 kilometre mesafesi gözüküyor ama 21 kilometre mesafede sinyal çok güçlü diyor bu mümkün olan bir şey değil arkadaşlar burada 2 kilometre bile olsa gerçek bir konumda olsa sinyaliniz geçerli olur ama 21 kilometrede eksi 94 dbm çok güçlü bu imkansız bir şey Burada gördüğünüz gibi farm ve pvp var. Bir de konum var. Bu konum doğru bir konum değil. Gördüğünüz gibi. Burada hem farm var hem konum var hem de pvp var. Şimdi geldiğimizde bu cüzdana bir bakalım. Genel olarak bir cüzdanı bir inceleyelim. Tıkladım cüzdana. Açılsın bir kendine gelsin. Evet gördüğünüz gibi cüzdanda 694 HNT var. 2000 dolar yapıyor şu an tekabül ettiği. Hotspotlara tıklıyorum. 77 cihaz var. Bu 77 cihazın arkadaşlar hepsi hile. Belki arada bir iki tane hile olmayan vardır ama bunların hepsi hile. Bakabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bakın küçülteyim. Nerede kalıyor? Akisar'ın üstünde. Akisar'ın burada. Bunların hepsi hile. Hala da kazanlar da var. Hatta şunu da bir inceleyelim hemen hızlıca. Geldik buraya. Bu mesela banlanmamış. Bir sonraki dalgada da bunlar da banlanacaktır. Bakalım hemen şöyle tıkladım. Bir gelsin kendine. Gördüğünüz gibi aktivitelere girelim. Bakalım mesela burada RSI 2 High almış 5.5 kilometre diyor 72 dBm diyor sanki aralarında 100 metre yokmuş gibi Attığı beacon var mı beaconlarına da bakalım beacon atmış mesela Bakalım detaylarına girelim beaconların 6.2 dBi 8 dBi 6, 7 kilometre 8 dBi'lik beacon atıyor İlginç Mesela bakın SNR hiç gürültü yok ama nedense burada 6 kilometreden atıyor yine aynı mesafede eksi 20 dBi Gürültü var nasıl oluyor yani Demek ki bu orada değil. 10 kilometre. RSI'ye bakın. Eksi 98 dBm. Yani bakın burada 20 dBi gürültü var. Burada 5 dBi var. 6 kilometre 10 kilometre. Bunlar hep dediğim gibi farm ve pf'nin karışımı oldukları için kendilerini çok belli ediyorlar. Ve cüzdanında ne kadar cihaz vardı? Hemen bir bakalım. 77 mi vardı? Şöyle gelelim. Evet 77 spot var. 77'si de hile. Bu insanlar genel olarak hile yapıyor ve gruplarda da işte ben neden banlandım bir şey yapmıyordum herlüm haksız banladı diyor. Şunu da not olarak geçeyim gerçekten haksız banlananlar da var. Ama bu kadar cihazın hile yaptığı bir ortamda haksız banlanmamak elde değil zaten. Dediğim gibi siz yukarıda sahi butonunda video var. Oradan talep açın sizin cihazlarınızın cezası kalkacak. Ama bu insanların cezası kalkmayacak. Bunlar tamamen algı operasyonu yapıyor. Burada gördüğünüz gibi 77 cihazımız ilk başta direkt bulduk bile bunlar hile. Bu cihazlar bulunması çok kolay cihazlar. Çünkü şeylerin dışarısına taşımış durumda. Bakın uzaktan bile baktığınızda burada bir şey olduğunu, böyle geldiğinizde bu dağlık oranda bir şey olduğunu falan düşünüyorsunuz ya da buraya baktığınızda ilgi çekiyor yani hiç tıklamasanız bile uzaktan bir dikkatinizi çekiyor. Bir de bunun daha kötü bir versiyonu var. O da şeylerin içine yayılanlar. Şeylerin içine yayılanları bulmak biraz daha zor ama bulunca da haberleştiği tüm havuzu ifşa edebiliyorsunuz. Tüm havuzu görebiliyorsunuz. Bunların hepsi birazdan mevcut. Çok güzel bir içerik olacak bizim için. Hadi şimdi geçelim diğer cihazımıza. Evet şimdi ikinci cihazımızı alıyoruz bunu yine buradan kopyaladım geldim buraya yapıştırdım Şimdi bu da hemen açılacaktır şöyle hatta yan sekmeyi de kapatalım 77 cihazı 77 cihazımız cepte var şimdiden Şimdi buraya geldik Buraya geliyoruz şimdi bakın konum konumda bir sıkıntı var yani ormanın içi arkadaşlar burası Baktığınızda dağlık aran yani burada elektrik ve internet burada da yoktur zaten Bu haritayı bilen varsa Arazi çok elverişli bir arazi değil. Buraya cihaz koyulması imkansız. Zaten ıssız bir yer. Yani gördüğünüz gibi burası neresi? Antalya'nın bu Manavgat'ın üst tarafı. Buraya baktığınızda cihazın konumu yanlış. Bir de sanki şu sinyal biraz tuhafmış gibi değil mi? Hadi gelin bir cüzdana bakalım. Bu cüzdanda ne var ne yok. Burada baktığımızda cüzdana 3 tane 4 tane cihaz var gözüküyor. Bir de şunlara bir hızlıca bakalım. Zaten bir tanesi yasaklanmış. Yasaklanana da bir bakalım. Bu neden yasaklanmış acaba? Evet yasaklanan cihazımız konumu yanlış gördüğünüz gibi burada yine aynı şekilde koyulmuş yanlış bir konum söz konusu buraya gelip aktiviteye basıyorum bir de bakalım bir 4 tane sinyal atıyormuş oradan buraya sinyal atıyormuş yani hem konum yanlış hem pf de olabilir şimdi bilemezsin ama konum yanlış gördüğünüz gibi buradan burayı sen nasıl duyuyorsun imkansız araziyi bilenler bilir. Bu ortadaki dağlardan sinyal geçmesi imkansız bir şey. Ve burada kullandığım zaten 868 Hz bir anten. Yani imkansız dediğim gibi. Geldiğinizde bu da ya farm yapıyordu bakalım farm mı yapıyordu sadece konum mu yanlış. Hemen girelim. Evet bunda da bir konum kaydırma söz konusu. Bunun dediğim gibi tamamen konum yanlış. Bir cihazı yasaklanmış. Diğer cihazları da yasaklanacaktır konumdan dolayı. Şöyle gelelim cüzdanına tekrar bakalım bunun. Şöyle geldim azbot. Dediğim gibi bir tane cihazı banlanmış. Bu diğer cihazları da yasaklanacak muhtemel. Bir sonraki dalgada bunların hepsi yasaklanmış olacak. Çünkü bunların hepsi de yanlış konumda cihazlar. Gördüğünüz gibi mesela buradaki cihaz da gidecek. Yani şu an çalışıyor ama bir sonraki dalgada bunların hepsi yasaklanacak. Hatta bunlar PF olarak bile değerlendirilebilir ama konumları tamamen yanlış gördüğünüz gibi. Bunlar mümkün olan konumlar değil. Şimdi geldik burada bir 4 cihazımız daha var. Bir tanesi banlanmış. Bu 3 cihazda önümüzdeki dalgada muhtemel yasaklanacaktır. Diğer cüzdanımıza geçelim. Geldiğimizde cüzdanımıza 20 tane cihaz var. Şöyle bir bakalım. 423 tane de ENT var. 423 ENT kasmış. 30 günde 161 HNT yapmış. Bu cihazların yarısından biraz daha azı yasaklı ama bunlar da muhtemel ki bir sonraki dalgada hepsi yasaklanacaktır. Hepsi yasaklanmasa da bir iki tane hariç hepsi yasaklanacaktır. Şimdi buna dikkatinizi çeken bir şey var mı? Bakın şöyle bir. Evet bence de gördünüz. Neden buradakilerin hepsi 15 dbi bilmiyorum. 15 dbi anten kullanıyor diyebilirsiniz ya da booster kullanıyor diyebilirsiniz. Booster Helium'da yasak arkadaşlar. Bunu zaten çoğu kişi biliyor olması lazım. Booster kullanımı yasak. Ama burada olay booster değil. Burada yazılımsal bir şey var. Gelin mesela bakalım. Burada gördüğünüz gibi PF'ye çok benzer bir yapı var. Ve dediğim gibi 15 dbi 12 dbi tutması da ayrı bir ikonik bir şey. Buraya geldiğinizde birçok cihazda yasaklanmış zaten. Yasaklananları da şöyle bir yanda açalım. Daha rahat anlarız. Mesela bir tane daha rak cihazı var. Bu şekilde bağlantı atıyor. Yasaklanan bir cihazına da RSI to high demiş durmuş. Burada ne olmuş? 43 km mesafeden 83 dBm diyor mesela. Bu da imkansız bir diğer. Burada bir kendi içerisinde havuz söz konusu olabilir. Burada da 6 tane şey var. Bunlar neymiş? Yine dediğim gibi bunlar ya farmda denenmiş ya da kendi içerisinde havuzda konulmuş cihazlar. Bunların kaç cihazı bağlıydı? Muhtemel ki bu 39 cihazda yakın zaman içerisinde yasaklanacaktır. Bunlar da yasaklı cihazlar arasına girecektir. Zaten birçoğu da girmiş. Birçoğu daha da girecektir bunu da söyleyeyim. Bu şimdi kaç oldu? 77 idi. Sonra 4 eklendi. Hatta şöyle bir tane şey açalım şurada. Hesap makinesi açalım ki bunları toplayalım. Birkaç tane cihazı videoda göstereceğiz. Onu bakalım. 77 idi. 4 eklendi. Şimdi de 39 eklendi. Bunlar gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 dakikada bulduğumuz şey 120 cihaz bulduk 2 dakikada yani şöyle bir detaylı baksak haritaya bilmem kaç bin tane bulacağız demek ki 120 cihazımızı 2 dakikada bulduk devam ediyorsunuz daha 3. linkimiz 4. linkimiz bir sürü linkimiz var şimdi sıra burada kaçtayız 4. linkteyiz bunu aldım yapıştırıyorum şöyle bir bakalım. Şimdi 34 tane cihazımız var yine baktığımız zaman bunun bir çoğu banlanmış büyük bir olasılığı banlanmış banlanmayan cihazları da var ve bunlar da yasaklanacak önümüzdeki dalgada bunu da söyleyeyim çünkü hepsinin detaylarına şimdi geleceğiz. Şimdi geldiğimizde baktığımızda gördüğümüz gibi yine bir pf yapısı var her yerden sinyal alıyor yani bu mümkün bir şey değil 15 dbi bobcat bobcatlerin zaten anten sıkıntısı olduğunu biliyorsunuzdur. Buraya geldiğimizde başka bir cihazına bakalım mesela şuna girelim yine dediğim gibi bir çoğunu 15 DBA yapmış ve geldiğimizde 0.26 kazan bir cihaz aktif olarak mesela bakalım hemen bir inceleyelim. Dediğim gibi yine bir PFE yapısı mevcut bunlar büyük kendi içerisinde haberleştiriliyor yani bunların hepsi kendi cihazlarını belirli başlı havuzlara koyuyor. Dediğim gibi burada bir tuhaflık söz konusu mesela 15 DBA 15 DBA 15 DBA hepsi. Burada 15 dBi antenle kullanıyor olabilir ama 15 dBi anten kullansa bu kadar çok sinyal duyamaz. Çünkü 15 dBi'nin daha çok açısı düşük, uzun mesafelidir. Burada dediğimiz gibi baktığımızda yakınlardan da sinyal alıyor gözüküyor. Burada dediğim gibi tuhaflık söz konusu. Zaten bunu siz de görebildiğinizi düşünüyorum. Bu cihazda bu şekilde muhtemel bir sonraki dalgada bu bağlanmayan cihazları da yasaklanacaktır. Burada gözüken 34 cihazın en azından bir 10-15'i yasaklı ve daha da fazlası yasaklanacaktır. Onu şöyle ekleyelim istiyorsanız gelelim 120 bulmuştuk en son. Hadi iyi niyetli konuşalım buraya 10 ekleyelim. Bu sadece videoda gördüğümüz 130 oldu şu anlık. Şimdi gelelim diğer bağlantımıza. Evet şimdi geldik. Geldiğimiz bölgeye baktığımızda Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesi daha çok dağlık olur. Buraları biliyorsunuzdur. Buralar full dağ aslında. Ve geldiğimizde baktığımızda burada cihazlar mevcut. Buraya geldiğimizde birinci cihazımız. Şu an baktığımız yasaklı olan cihaz burada. Hadi bir tane beacon'la girelim. Hmm, bakıyoruz bu kar delip geçiyor ve şuralara sinyal atıyor. Bu nasıl oluyor bilmiyorum artık. Yani artık siz tahmin edin. Bir de gene şu cihazın bir cüzdanına bakalım. Cüzdanında başka cihaz var mı? Bir girelim hemen. Hotspot'a tıklayacağım. Bir ekran gelsin. Evet cihazlarının biri yanlış konum. Hemen zaten ortaya çıktı. Bu bir yanlış konum. Bir tanesi zaten baktığımız cihaz yanlış konum. Yine galiba şurada bir yerde gözükecek. Aynen yanlış konum. Yine burada gözükecek yanlış konum. Burası da yanlış konum. Yani gördüğünüz gibi bir konum kaydırma var. 1.2 DBA yazmış. Muhtemelen farm cihazlarıydı bunlar ve yasaklanmış. Buraya 5 daha ekliyorum hemen. Gördüğünüz gibi 135 oldu. Aşağıya geliyorum. Buradan tekrar başka bir cüzdan alıyorum. Burada dediğim gibi bir sürü cüzdanlarımız var. Ve buraya eklemediğim birçok cüzdan daha var. Artık siz tahmin edin. Şimdi buraya geldim. Bir açılsın hemen sayfamız. Evet şimdi burada inceleyeceğimiz cihaz hemen burada tıklayalım. Gördüğünüz gibi zaten deni liste olan bir cihaz şu an. Aktivitesine geldim. Şöyle bir tane bir yakınına bakalım. 6 tane bir var. Detaylarına gelelim. Gördüğünüz gibi burada mesela 5 dbm, 8 dbm, 8.2 dB, 5 dB ve gördüğünüz gibi hepsi farmların 7.5 dB hepsi olumlu ve 2.5 1 km, 2 km, 900 metre. Bunların hepsi farm ama bu şekilde yerleştirilmiş farm cihazları bunlar. Gelin bir de cüzdanına bakalım. Şöyle tıklayalım, cüzdanına bir girelim. Hotspot diyelim. burada gördüğünüz gibi 7 cihaz, 7'si de bağımlı ve 7'si de farm olarak kullanılıyormuş. Aktif olarak farm cihazları bunlar. Bunların hepsini yine buraya ekliyorum artı 7 olarak. PF farm ve cüzdan yazmışım. Demek ki bu çok daha fazla bir şey yapıyor. Hemen şöyle şunları da bir kapatalım. Hızlı hızlı bakalım bunlara dediğim gibi. Hemen açılsın. Şimdi cihazımız geldi. Evet yavaş yavaş Ankara'nın içerisine giriyoruz. Gördüğümüz gibi bu şekilde sinyaller alıyor. Şuradan buraya falan sinyal alıyor. Aktivitelerine bakalım. Mimik 15 dbi. Buraya geldiğimizde bir de cüzdanına bir bakalım arkadaşın. Buradan hotspotlar diyelim. Evet 7 tane cihazı var ve bu 7 cihazından birkaç tanesine bakalım ve hiçbir bir tanesi banlanmış sadece. Şu banlananı da açalım. Şöyle şimdi cüzdan geldi. Burada gördüğünüz gibi bir şeyler dönmüş. Aktivitesine bakalım. Hemen beaconlarını inceleyelim. Bakıyorum DBI'leri genelde çok yüksek. 7.8. Yani dediğim gibi farm sinyal değerleri bunlar arkadaşlar. Bakın farm hepsi farm. Yani ile görüyorsunuz. Bunların hepsi farm. 6.10 kilometre ama baktığınızda 8 DBI vesaire. Yani bunların hepsi farm. 3.9 3.9 kilometre ama eksi 59 dBm 59 dBm olması için cihazın arasında bir karış falan olması lazım yani gördüğünüz gibi bunların hepsi farm cihazı bu arkadaşın da bir cihazı banlanmıştı herhalde şöyle tekrar gelelim bunun da bir cihazı banlı şöyle gelelim hotspot diyelim. Evet bir tane cihazı banlı. Diğerleri de yakın zamanda yasaklanacaktır. PFI'den ve farmdan dolayı. Muhtemelen farm ve PFI'yi aynı anda yapıyordu. Şimdi sadece PFI yapıyor. Hatta bakalım şöyle aktiviteye girelim. Şöyle bir tane beacon'ı inceleyelim bir hemen bakalım. Şuradan neymiş bunlar? Mesela hala farma devam ediyor olabilir. Gördüğünüz gibi değerler çok güçlü diyor. Aynen mesela oradan bir sinyal almış. Aynen bu arkadaşta hem farm hem pifi var ve devam ediyor. Aktif olarak çalışıyor. Bunun tüm cihazları bir sonraki dalgada bağlanacaktır ve bir tanesi de bağlanmış zaten. Buna da 7 cihaz daha ekliyorum hemen. Oldu 149 cihazımız. Hemen aşağıdakine gelelim. Şuradaki linki alıyorum. Bunlar dediğim gibi kendini çok belli eden, aslında biraz bakınca gözüken ama daha da işlerde de çok çok daha fazla, havuz ve hile olan cihazlar. Şöyle gelelim, hemen açalım. Ya siz daha ayrıntılı bakarak bundan yüzlerce, binlerce daha fazlasını bile görebilirsiniz. Hatta şöyle haritadan gezerken bile görebilirsiniz. Bunlar bizim bakıp göz gezdirip bulduğumuz cihazlar. Şöyle girelim. Şimdi Ankara'nın içine geldik. Burada gördüğünüz gibi Midas 4 dbi bir cihaz var. Yine bir PF gibi. Bakın bunların hepsini anlayacaksınız. Şuraya iyi bakın. Buradaki sinyalleri görüyorsunuz ya. Bakın burada attığı sinyalleri görüyorsunuz. Bunların hepsine değineceğiz. Bunları iyi bakın aklınızda tutun. Gelin şöyle bir aktivitesine bakalım hemen hızlıca. Hemen giriş yaptım. Burada dediğim gibi bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Burada herhangi bir farm söz konusu değil. Dediğim gibi zaten PF'den şüpheleniyorduk, paket 4 şüpheleniyorduk. Şimdi geldiğimde cüzdanına bir bakalım hemen hızlıca. Hotspot diyelim. Burada gördüğünüz gibi cüzdanda 14 tane cihaz var ve 5-6 tanesi yasaklanmış gibi gözüküyor. Burada bir ta birkaç tane daha çalışan, hala da kazım yapan cihazlar var ve bunların hepsi PF. Bunlara da girip hemen hızlı bir şekilde bakacağım ve size göstereceğim. Dediğim gibi bu sinyal değerlerini unutmayın. Nerelere sinyal attığını unutmayın. Bunlar bizim için önemli olacak. Hatta bu cihazın bu konumda bizim için önemli olacak. İlerleyen dakikalarda anlayacaksınız. Şöyle geldiğimizde bunlar da PFD devam ediyor. Bakalım bu cüzdanda kaç tane cihaz var? Hotspot 14 tane cihaz var. Değil mi? Bakalım aynen 14 tane cihaz var. Bu 14 cihazı da buraya ekliyorum. Artı 14. Gördüğünüz gibi 163 cihaz oldu şimdiden. Video kaç dakika oldu bilmiyorum ama şimdiden 163 tane cihaz bulduk. 2-3 tane cüzdan kaldı. Sonuna doğru yaklaşıyoruz ve sonda da çok bomba bir tablo hazırladım. Şimdi geliyoruz. Allah <laughs> Allah burada bir gariplik var. Cihazların 4 tanesi Çin'de. Diğerleri de Türkiye'de. Hadi gelin bir Çin'dekilere bakalım. Şöyle bir açalım. Burada hani videonun ilk başında demiştim ya aslında Çin'deki çoğu cihaz Türklere de ait başka ülkelere de ait diye. Buna da bir bakalım. Hadi dediğim gibi burada görürüz gibi bir kanıtı da mevcut aslında. Çinli bir cihaza gidelim şimdi bir açılsın. Gördüğünüz gibi burada yine Çin'i görüyorsunuz zaten farm havuzu kurmuşlar komple. Burada baktığınızda burada birkaç tane cihaza tıkladığınızda bunların içinde farm olan Türk cihazları olduğunu göreceksiniz. Şuna bir tıklayalım beaconlarına bakalım bir aktiviteye girelim. Şunları şuradan kapatalım şöyle hemen. Tamam burada aşağıya da bir, bir tane beacon'ı bulalım hemen. Şöyle inelim aşağı, hatta şuradan beacon yapalım. 3 ay önceye saklanmış muhtemelen bu cihaz. Burada gördüğünüz gibi 7 tane beacon atmış bunları da girelim. Gördüğünüz gibi detaylarına geldiğimde 0 DBI, 5.8 DBI, 8.2 DBI, 7.5 DBI bunların hepsi far. Neden bu çiğne koymuş derseniz biliyorsunuz ki Türkiye'de bazı kişiler var ve haritaya detaylı olarak bakıp cihazları bulup şikayet ediyor. Bu da böyle bir şey düşünmüş ama burayı düşünmek yerine keşke başka bir ülkeye düşünse derken bundan bir sonraki cihazımızda da başka bir ülkede olduğunu göreceğiz. Şimdi bu dediğimiz gibi bunların hepsi hile. Nerede bu cüzdan mıydı de Şöyle hemen gelelim geri gidelim. Gördüğünüz gibi tekrar şimdi cüzdana giriyorum. Hot spot diyorum. Buradaki cihazların hepsi hile. Burada gördüğünüz gibi iki tane daha cihazı var ve bunlar da pf'de duruyor. Burada 7 tane cihaz var. Buraya 7 tane daha cihaz ekliyorum. Derim gibi bu ikisi de üçü de bu ikisi bir sonraki dalgada yasaklanacaktır. Ben bunu yanlışlıkla 7 ile çarptım ama aynen. Şu anda toplamda 170 cihazımız var. Gelin diğer cüzdana geçelim. Son iki tane kaldı. Pf yazmışız buna da. Hemen şöyle şuna da bir bakalım. Birazdan size bomba gibi bir şey göstereceğim. Az kaldı zaten. Şu da hemen bir açılsın. Evet cihazımız geldi. Gördüğünüz gibi örümcek gibi yine paket vardır olduğunu kendi kendine belli ediyor. Yine geldiğimiz aktivitelere girelim. Bu şekilde. Bir de cüzdanına bakalım. Cüzdanında ne var ne yok. Yani burada dediğim gibi bir tane cihazı hile bunlar da incelenecektir. Bir sonraki yasaklamada muhtemel olarak bunlar da yasaklanacaktır. Burada gördüğünüz gibi 3 tane cihaz var. Eklemeye gerek var mı bilmiyorum ama ben yine de 3 diye ekledim. Şimdi gelin buradan son bir tane cihazımız var. Buna bir bakacağız. Sonra bir tane grafik var onu sizle paylaşacağım. Evet şimdi geldik 57 tane cihaz var gördüğünüz gibi ve hepsi hile. Şimdi geldik birinci cihaz İngiltere'de. Türkiye 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 Almanya demiştim yani ya başka ülkelerde de var diye. Çin tüm dünyaya yayılmış arkadaş galiba. Gördüğünüz gibi bunların hepsi hile. Zaten görüyorsunuz. Hepsinin ya konum hatalı ya da hile. PF farm yapıyordu. Ya farm yapıyordur muhtemelen. Geldik aktivite. İki tane cihaz görmüş zaten ve geldiğimiz zaman yani tuhaf bir yapısı var kendisinde şöyle girelim iki cihaz iki cihaz iki cihaz iki ay önce Böyle hep aynı cihazları mı görüyor burada bir tane mesela hangi cihazları görüyor Missive carrot görüyor bir de tame black diye bir tane cihazı görüyor bir arkaya gidelim şuna bir bakalım Hemen detaylarına girelim aynı hemen aşağıya inelim Şuna bakalım hemen mesela detaylarına girelim aynı gördüğünüz gibi farm cihazları bunlar konumları kaydırılmış sadece Bu şekilde de aynı yani bu cüzdan gördüğünüz gibi hepsi hile Burada yasaklanmayan bir cihaz var mı yok bunun hepsi yasaklanmış mesela Burada baktığımızda 57 tane cihaz var. Buraya da 6.57 olarak ekliyorum. Biz bu videoda bile yine yanlış yaptım. 173 artı 57. Biz bu videoda bile 230 tane cihaz bulduk. Yani artık siz düşünün buna gerçekten emin kayırıp şu tüm haritaya baksanız kaç bin kaç binlerce böyle cihaz çıkacak. Evet şimdi burada sizce de bir tuhaflık yok mu? Bakın. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Şöyle bir göz atın birkaç saniye. Bunu böyle alalım. Şunu da şöyle alalım. Sizce de burada bir tuhaflık yok mu? Mesela buradaki cihaz buradakine bağlanıyor. Buradaki buradakine bağlanıyor. Kaç tane ortak bağlantı mevcut. Şöyle tekrar bakalım. Sizce de burada bir tuhaflık yok mu var mı? Baktığınızı düşünüyorum. Evet iki cihazı aldım üst üste koydum. Burada gördüğümüzde birçok ortak cihaz bağlantısı olduğunu. Bakın bu şekilde ortak cihaz bağlantıları var birçok. Burada neden böyle? Mesela havuzda 100 cihaz oluyor ama aynı 14'e belirli başlı cihazlarla giriyorlar. Bazı cihazlar aynı 14'e denk gelmiyor. Ama aynı 14'e denk gelenler hemen bakın ifşa alıyor. Aynı yerden sinyal almışlar. Bunların hepsi aslında pf havuzunun olduğunun göstergesi. Bakın buraya bunun da attığı sinyaller mevcut. Bunun da attığı sinyaller mevcut. Ve çoğunlukla aynı cihazlara sinyal atıyorlar. Neden? Çünkü aynı havuzdalar. Böyle bir sürü havuz var. Belki birkaç tane daha havuz var. Belki birkaç tane daha cihaz var. Bunlar daha detaylı incelenerek bulunabilir. Burada gördüğünüz gibi aynı cihazlara sinyal atmaları mevcut. Yani bu çok mümkün bir şey değil bu kadar karşılıklı bir durumda. Yani baktığınızda geldiğinizde dediğim gibi buradaki mantığı anlamışsınızdır. Zaten ilk zamanda da demiştim bu haritaya iyi bakın diye. Burada genelde aynı cihazlara sinyal atıp aynı cihazlarda sinyal alıyorlar. Anlatacaklarım bu video için bu kadardı. Burada dediğim gibi ortalığı karıştırmaya çalışanlar var. Vatan millet Sakarya'ymış gibi olayın Türkiye olduğunu düşündürtmek isteyenler var. Bunlar neden böyle yapıyor? Tekrar ediyorum. Çünkü bunlar kötü niyetli insanlar. Çünkü bunlar zamanında insanları bu sisteme dahil edip şimdi de kendileri haksız çıkınca yasaklanınca ortalığı karıştırmak istiyorlar. Bunları inanmayın bu tür gruplarda bulunmayın aşağıda telegram grubum var oraya mutlaka gelin orada her şeyi ayrıntılı detaylı bir şekilde 7-24 paylaşıyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın aşağı yorum kısmına yorum bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.